Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Modem kurulumu nasıl yapılır? Sizlere telefondan ve bilgisayardan, bu tabletler için de geçerlidir. Nasıl modem kurulumu yapılır? Sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi modem kurulumunu yapmak için arkadaşlar, öncelikle ADSL kullanıcı adı ve şifrenizi bilmeniz lazım. Bu size özel, abonelerinize özel bir kullanıcı adı ve şifredir. Bunu hangi kurumun internetini kullanıyorsanız müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz. Diyelim ki modemimiz bozuldu, yandı. İkinci veya bir tane sıfır modemi aldık, taktık. Fakat internetimiz yok. Öncelikle modemimizi sıfırlayalım arkadaşlar. Modemi neden sıfırlıyoruz? Modemi sıfırladığımız zaman bütün ayarlar varsayılan ayarlara döner ve modemin altında modeme ait olan Wi-Fi şifresi, modemin arayüzüne girmek için modeme ait olan kullanıcı adı ve şifresi yazar. Şimdi modemimizin bütün bağlantılarını yaptık. ADSL kablomuzu taktık. Bilgisayarımızdan modemimizin ismini buluyoruz. Bağlan dediğimiz zaman sizden şifre isteyecek. Sıfırladığımız için şifre varsayılan ayarlara döndüğü için modeminizin altında modeminize ait olan Wi-Fi şifresi vardır. Telefonumuzdan, bilgisayarımızdan bağlandık arkadaşlar. Tabii bunu genellikle telefonumuzdan veya tabletimizden yapıyoruz. Artık bilgisayarlar biraz şey oldu. Telefonumuzdan Wi-Fi'sini açıp modemimize ait olan şifreyi girelim arkadaşlar. Şuradan şifremizi girelim. Telefonumuzdan veya tabletimizden modemimize ait olan şifremizi girdik. Telefonumuz modeme bağlandı fakat zaten kurulum yapılmadığı için internetimiz olmayacak. Telefondan modeme bağlanmadığınız sürece modemimizin arayüzüne giremeyiz arkadaşlar. Şimdi 192, 168 aralarında noktalar var arkadaşlar. 1.1 okey dediğimiz zaman bizi modemimize ait olan arayüzüne gönderir. Şimdi telefonumuzu bir kenara bırakıyoruz arkadaşlar. Sizlere bilgisayardan da anlatayım. Ekranımız daha geniş olsun, görüntü kalitemiz daha güzel olsun diye. Değişen hiçbir şey yok. Arama motorunu açıyoruz, klavyemizin tuşlarını ve telefonumuzun dokunmatik tuşlarını kullanıyoruz. Şimdi şuradan 192, şurada zaten başka markaya ait bir girilmiş. Şuradan enter'lıyoruz. Şimdi neden modemimizi sıfırlayacağız dedim. Modemimizi sıfırladığımız zaman varsayılan ayarlara döner. Şifresini ve kullanıcı adını bulmak kolaydır. Çünkü master kod, master arayüzü şifresi dediğimiz kodlar vardır. Standarttır arkadaşlar. Şimdi bizim modemimizin standarttır derken arkadaşlar, bulabilirsiniz yani. Şimdi atıyorum bir modeme kendi kullanıcı adınızı, kendi şifrenizi koyduğunuz zaman bunu bulmak mümkün değildir. Bilmediğiniz sürece, ama sıfırladıktan sonra bunu atıyorum Zeysel marka modem arayüzüne nasıl girilir dediğiniz zaman size admin diyecek. Admin 4 tane 0, admin 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde. Bizim modemimiz TTNet tarafından verilmiş. Kullanıcı adımız admin'dir. Şifremiz ise TTNet'tir arkadaşlar. Şuraya TTNet yazıp sisteme giriş diyelim arkadaşlar. Şu anda şifremiz yanlış arkadaşlar. Neden yanlış? Şuradan tekrardan az önce de girmiştim TTNet, ama neyse, demek ki yanlış bir tuşa basmışız. Şimdi şifremizi girdik. Modeminize ait olan kullanıcı adı ve şifreler arkadaşlar. Admin olabilir. Admin 1234. Admin TTNet. Atıyorum Vodafone. Bu modeminizin
markasına, modeline ve o modeme hangi kurum vermişse ona göre değişir arkadaşlar. Burasının belli bir standardı yoktur. Şimdi burayı geldikten sonra burayı kendi kafanıza göre, hani dedim ya az önce sıfırlamamızın nedeni bu yüzden önemli. Şimdi ben buna kafama göre bir şifre girmiş olsaydım, siz bu modeme atıyorum aldığınız ikinci el olarak, ben şifreyi sonradan değiştirdiğim için bulmanız mümkün olmayacaktı. Ama sıfırladığımız için modemimizin klasik master kodlarını girip arayüzüne girmemiz daha kolay olacaktı. Ben burayı vazgeç diyorum. Yeni şifre kurmak istemiyorum. Tamam dedik arkadaşlar. Eğer yeni şifre kurmuş olsaydık, uygula demiş olsaydım, beni tekrardan arayüzüne gönderecekti. Bu kez yeni kurmuş olduğum şifreyle girmem icap edecekti. Uygula diyoruz. Modemimizin arayüzüne girdik arkadaşlar. %99 hepsi aynıdır arkadaşlar. Sadece menüsü, bazı terimleri farklıdır. Atıyorum kaydet değil de save yazar, uygula yazar, onayla yazar. Bunun gibi terimler kullanırlar. Şimdi şuradan ağ bölümünü tıklıyoruz. Geniş alan ağı. Geniş ağ, geniş alan, böyle kısaltılmışı da yazılabilir. Şimdi ADSL kullanıcı adını görüyoruz arkadaşlar ve ADSL şifresi. Bu size özeldir. Şimdi atıyorum sonunda @ttnet, @vodafone, @superonline, atıyorum @Türksat gibi kuruma göre değişir. Burada şuraya mesela kullanıcı adımızla şifremizi giriyoruz. Kullanıcı adını girdim arkadaşlar. Altına da şifremi giriyorum. Şuradan yeni bir sekme açalım. İnternete girmiyor arkadaşlar. Şimdi uygula dediğim zaman internetimiz gelecek arkadaşlar. Uygula dedik. Konfigürasyon başarıyla güncellendi. Kaydetmesini istemiyorum. Şimdi şurayı tekrardan bir güncelleyelim. Görmüş olduğunuz gibi internetimiz geldi arkadaşlar. Bitmedi. Hemen çıkış yapmayalım arkadaşlar. Daha sonra kablosuz ağları tıklayalım. Otomatik SSID oluşturulmasını etkileştir. Yani otomatik modemimize ait olan bir isim var. Şurada da otomatik şifre oluşturulmasını etkileştir. Şunları iki tiki kaldırdığımız zaman şuraya modemimizin ismini Ahmet, Mehmet, Osman, Ali, Veli yazabiliriz. Altına da kendimize göre, kafamıza göre bir şifre kurabiliriz. Kurduktan sonra uygula dediğimiz zaman hem modemimizin ismi değişecek hem de şifre modemimize ait olan şifre değişecek arkadaşlar. Şimdi şuradan çıkış yapalım arkadaşlar. Aynısını dediğim gibi arkadaşlar şuradan da modemimizin şifresi neydi arkadaşlar? Admin'di ttnet. Sisteme giriş diyelim. ttnet. Acaba doğrudan çıktığımız için, şimdi iki cihaza bağlı olduğu zaman arkadaşlar şu anda çıkış yapılmış. Burada az önce ttnet yazıyoruz. Sisteme giriş diyoruz. Burada nedense kabul etmiyor. Şurada tekrardan bir giriş çıkış yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Aynı işlemi telefondan da rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada sorun olan nedir? Bizim şifremiz admin ttnet'ti. Neden kabul etmiyor? Şuradan tekrardan bakalım.
Buradan girebiliyoruz bilgisayardan. Araba motorumuzu değiştirelim arkadaşlar. Bazen bu tür şeyler olabilir. Şuraya Chrome'dan değil de klasik araba motorundan girelim. Bunlar tamamıyla yazılımsal, sistemsel sorunlar olabilir. TT.net yazalım. Telefondan şu anda giremiyorum arkadaşlar. Bu kesinlikle sizde kolay kolay sorun yaratmayacaktır. Sorun ne olduğunu şu anda burada önemli olan arkadaşlar, hani bilgisayarınız yoksa telefonunuzdan da bilgisayar üzerinden yöntemini gösterdim. Burada dediğim gibi önemli olan arama motoruna girebilmek. Arama motoruna girdikten sonra şuradan bir şunu seçelim. Anlatabildim umarım. Şu anda telefondan giriş yapamıyorum. Fakat bunu kesinlikle size kolay kolay sorun olmayacaktır. Ben belki de bilgisayardan doğrudan çıktığım için iki cihazda girili olmayı kabul etmiyor olabilir. Şuradan tekrardan bir giriş yapalım. Ben bundan sonrasını sorunu izleyenler olursa onlar için biraz daha detaylandırmaya çalışacağım. İnternet daha doğrusu modem kurulumu bu şekilde yapılır. Umarım anlatabildim. Hepinize kolay gelsin. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşça kalın.